Hadi bakalım. Terran istediğiniz işte size Terran. İkinci defa rövanş. Lorotar'ı elediğinde izlemiştik onu Zerg'e karşı. E bir de Protoss'a karşı izleyelim. Zira Terran'a karşı izleme şansımız yok. Çünkü iki Terran hiçbir zaman çeyrek final göremez. Maalesef. Evet. Rövanş. Protoss op diyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar Antigua Shipyard'a hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere saat 6 yönünde, pardon 6 ne ya, 9 yönünde batı kanadında rövanşı görüyorsunuz. Mor Terran olarak 6 yönünde de Bonjivar kırmızı Protoss ki bir önceki oyunda da burada başlamıştır. Hiç yabancılık çekmeyecek. Bu defa Leader versiyonu gördüğünüz gibi. 1 altın mineraller var. 2 gördüğünüz üzere cross position değil, havadan yakın pozisyonda başlıyorlar. Hadi bakalım hayırlısı. Evet, rövanş Zerg karşısında gördük. Protoss karşısında nasıl oynayacak? Bonji'yi de Zerg'lere karşı izlemiştik de Taran'a karşı izlemedik ya Bonji'yi. Ya da şu anda hatırlayamıyorum ama demek ki izlediysek bile çok uzun zaman olmuş demektir. Evet, Prob yanlış noktaya gidiyor. Diğer gideceği nokta da olmayacak. Son denemesinde bulacak. Rövanş henüz scout girişimi yok. Rövanşın baraka nerede? Ha, aman. Rövanş o parayı nereye biriktiriyor? Ne yapıyor rövanş bakayım? Oo. Ne yapacak direkt? Command Center mı atacak? Proxy desem proxy değil, scout etmedi. Allah Allah. Şu anda rövanşın kasada 400 birikti. Ha. Şimdi geliyor, evet. Gayet cesur. Güzel. Hani baraka bile yok. Direkt expend oluyor. Bonji üstünü görecek şekilde pylonu atıyor. Ama daha da önemlisi direkt şuraya gittiği zaman arkadaşlar, Bonji neden bu hareketi yaptı onu söyleyeyim. Buraya gittiği zaman üst görmedi. Burada çıktığında çoktan supply depo ve baraka görmesi gerekiyordu. Haliyle rakibinin şu kanatta olduğunu direkt anladı ve pylonu özellikle oraya yerleştirdi ki bir saldırı anında, yani Bonji saldıracağı zaman bu pylondan hemen buraya adam ışınlayarak rakibine süratle ulaşsın diye. Bu arada probuyla da giderek tamamen teyit etmiş oldu rakibinin varlığını. Aynı şekilde Bonji'nin de genişlediğini görüyoruz. Bakalım böyle EMP'lerin, feedback stormların olacağı bir maç görecek miyiz? Bu arada feedback deyince aklıma, Feedback Storm deyince daha doğrusu, hep Sleep geliyor. O da biliyorsunuz Dreamhack için kastırıyor şu anda deliler gibi. Ona da tabii ki bol bol başarılar. Özellikle Terran'a karşı feedbacklerini heyecanla bekliyor olacağız. Şimdi bakalım, Revanche'ın doğal üssü bitti. Keza Bonji'ninki de bitime çok yakın. Baraka'dan Marinler çıkıyor. Henüz gazla iş yok doğal olarak. Orbital'ını aldı Baraka biter bitmez. Mule getirisi çok kritik Terran açısından. Bonji nelerin peşinde bakalım. Pylon burada Warp Gate araştırılmaya devam ediyor. Revanche'ın SCV'si de şu anda Scout için geldi. Bakın. Olabildiğince dönüyor, dolaşıyor, dolaşıyor. Rakibinin üstünde kalabildiği kadar kalıyor gördüğünüz üzere. İşçiler bu gazı gördü. Evet, ikinci gazın alındığını da gördü. Probların konumuna kadar ne var ne yok gördü. Hani verimli scout, etkin scout budur. Takdire şayan hemen bir bunkerında attı. Gerekirse ekstra gateway'lere bakmaya çalıştı arkadaşlar. Ekstra gateway görseydi bunker sayısını arttırmak zorunda kalacaktı. Tek bunkerla çok riskli, çok zor savunmak. Hani işçileri çekseniz bile force field'lar izin vermiyor tamirata. O yüzden ikinci, hatta üçüncü bunker ideal olacaktır. Evet, şu anda 3 gate'i tamamladı. Bakalım. Para da yok, parayı harcamış, pardon, yanlış göstergeye baktım. 3 gate'i tamamladı. APM'leri gösteriyorum. Revanche'da şu anda 125 APM var. Bonji'de 75 APM ama 75 az gözükebilir. Yine de hatırlatmak lazım. Avrupa dördüncüsü olan adam Baby Knight oyunu 80 APM ile oynuyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden APM her şeyde değil aslında. Uygulama, soğukkanlılık ve savaşta konum almak çok daha önemli derken bu kadar lag diye tepesine scout geldi. Her şeyi gördü. İnanılmaz güzel atılmış bir scan.
tüm gateway'leri gördü arkadaşlar. Bakın şimdi az evvel hani Bunker demiştim ya size. Dönelim revanşın üstüne. Hoppa! Gangnam Style görüyorsunuz. Bunker'lar hemen atılmaya başladı. Çünkü bir saniye bile gecikmek, yani o Bunker'ın bir sebepten tamamlanamaması ya da öyle bir durum revanşa oyunu kaybettirebilir. O yüzden Bunker'lar çok kritik. Şu anda iki Bunker'ı tamamen doldurur. Üçüncüyü de dolduracaktır ışınlanma gelene kadar. Bonji görüyorsunuz pylonlarını atıyor. 7 gate'den yanılmıyorsam toplamda bakayım 6 gate'den baskı kuracak. Genelde 7 olur bu ama tabi oyuncunun tercihi. Bunker'lara baktığınızda göbekteki 2 kritik Bunker hazır halde işçilerini çekmek için hazır tutuyor. Neden rampanın en başına yapmadı revanş bu Bunker'ları? Bunun başlıca 2 sebebi var. 1 konkav aldığını görüyorsunuz arkadaşlar Bunker'ların, yani bir yay, hilal, kavis aldığını görüyorsunuz. Bu arada Twilight Council var ki Bonji cephesinde, ona döneceğiz. Kavis alması demek tüm Bunker'ların ateş hattına katılması demek. 2 ve daha da önemlisi, olabildiğince işçi hattına yakın yaptı ki Bunker'ları tamirat için hemen buradan adam çekip minerallerini gönderebilsin. Ama ve lakin. Nerede o? Forge Gage. Evet, Twilight. Bakın Twilight'ta ne araştırılıyor? Charge Dot arkadaşlar. Charge Dot'lar... Şimdi yalan olmasın, ben aslında Blink bekliyordum. Öyle Charge Dot'lar deyip kaldım ama onlar da güzel üniteler. Hakkını yemeyin yani. Z-Lot'lar güzel ünitelerdir. Charge Dot o zaman bunun arkasında Arkınları da göreceğiz demektir arkadaşlar biz. Henüz gelmedi değil mi? Gelmedi, evet. Saldırıdan şimdi vazgeçti anladığım kadarıyla onca Bunker'ı görünce. Geriye dönüp ben makromu konuştururum işte. Templar Archives, en azından bunu tutturdum. Arkınları göreceğiz. Madem bu kadar hazırlandı rakibim dedi, ben o zaman bir geri basayım da makromu konuşturayım dedi. Ama revanş da bekledi, gelen giden yok haliyle. O da durumu çözdü ve hemen sağını solunu pylonları temizlemeye başladı. Bakalım kendini saldırıya adayıp Bonji'nin üstüne kadar gidecek mi? Ama gitmemesi, en azından bodoslama gitmemesi daha doğru olur. Zira görüyorsunuz 4 tane sentry, her birinde en az 3 tane force field enerjisi ki 4'e de dolar o. Yani şurada 16 force field var ve 16 force field bu Marine Marauder ordusunu, ki Marauder bir tane, bu Marine ordusunu mahveder. O yüzden revanş gitmeyecektir. Bu arada 3. üstünde aldığını görüyoruz zaten. Akıllıca bir hamleyle yalnız Marine'leri yakalanacak mı force field'lara? Arkında orada hazır aç bekliyor. Evet, charge lotlar devreye girdi. Steam'siz kaçma şansı yok. Steam'in bitmesine de hala zaman var. Bitene kadar ordunun yarısını da kaybedebilir. Marauder da düşüyor. Storm yolda bu arada. Arkadaş ne yakın takip oldu. Steam hala bitmedi. Daha 10 saniyesi var. Savunma konusunda yetişecek de bu defa revanşta Storm'lar olacak. Arkınlar olacak ve Charge Dot'lar olacak. Evet. Bence doğru bir hamle revanş. Hiç riske girmeden Orbital'ı kaçırdı buraya. Orada yani snipelanmasına izin vereceğini, burada sağ tutarım, mule'larımı da pataküte buralara yağdırırım diyor. Geride Ghost Academy, işte EMP olmazsa olmazı. Özellikle Arkınlar arkadaşlar. Bir tanesini yakalayıp size göstereyim. Evet. Tabi birçoğunuz biliyorsunuz ama yine de hatırlatmak isterim. Arkın'ın arkadaşlar gerçek enerjisi 10. Bildiğiniz 10. Ama zırhı 350. Yalnız EMP'nin de şöyle bir özelliği var. EMP doğrudan zırhı tüketen bir büyü. Elektromanyetik bilmem ne işte. Elektromanyetik pols muydu? Öyle bir şeydi yani. Haliyle bu Arkınlara zırhın tükettiğiniz zaman sadece 10 enerjisi var. Düşünün, çok aşırı düşük bir enerji. Bunun içinde Terra'nın Ghost dediğimiz ünitelere ihtiyacı var. İşte Ghost Academy bu noktada devreye giriyor. Şimdi bakalım Ghost'lar yetişecek mi? Yalnız şu anda üretimde Ghost yok. Ve Bonji de hareketleniyor. Şimdi Mobius reaktör var. Artı bir saldırı var ama Bonji cephesinde artı iki saldırı savunma var arkadaşlar. Ve Bonji 3 üssü aldı. Şu anda çalıştırmıyor. Ama birinci üssü mineralleri bittiği an hop indirme varmış ya, niye kimse haber vermedi? İşçiler kaçırıldı arkadaşlar. Bakalım ne kadar işçi kesebilmiş. 10 tane işçi kesebilmiş. Biz gidip Arkın'ı anlatırken buraya indirme geldi revanştan. 10 tane işçi kesmeyi başardı. Bakalım ne kadarını kurtaracak.
3-4 4 Marine 1 Marauder kurtardı. İşçiler de tabi buraya kaçırıldı. Buradan da 3'e aktaracaktır büyük ihtimalle Bungie. Evet, şimdi Revanche'ın sağlam bir savunma yapması lazım. Marauder ağırlıklı bir ordu var. Hemen yaklaşmak istemiyor. Stormlar kaç tane Templar yok. Direkt Ark'ım var. High Templar var mı? Yok. Evet. Ben de burada heyecan yaptım ama hani bu savaşı tam anlamıyla göstermek istiyorum size arkadaşlar. Charge Lordlar devreye girdi. Kayıtlamaya çalışıyor. Geri kaçmaya çalışıyor da Marauder sayısı o kadar çok ki kaçamıyorlar. Şimdi bir Storm indi. Ama devamı yok. Çünkü Templar sayısı yani olması gerekenden çok az. En az 4 tane Templar'ınız olacak ki 6 tane Storm çakıp rakibin Bio ordusunu, yani bu Piyade Marauder ağırlıklı ordusunu yerle bir edebilirsiniz. Gotcha! Bu defa yakaladım indirmeyi. Ama Bungie de yakaladı arkadaşlar o indirmeyi ve hemen püskürttü oradan. İşçiler gördüğünüz üzere 3.sü aktarılıyor. Gelirde birazdan Bungie önüne geçecek Revanche'ın. Ama Revanche de nüfusta yakaladı. Teknolojide yalnız geliştirmelerde sadece artı bir saldırı var ve devamını getirmiyor. Oysa ki Bungie'ye tıkladığımda göreceksiniz. 2 saldırı, 2 defans ve 3-3'te neredeyse yolu yaralamış durumda arkadaşlar. Hop, bir deneme daha bakalım işçi hattına. En son 10 muydu? 10'du. Var mı arttıran? 11 oldu. 12 oldu ve hemen geri kaçırdı. Güzel. Yani Revanche'ın bir Terran'ı zaten burada görmek gözlerimi yaşartıyor da yarı finalde. Bir şekilde kendini bu sağlı sollu indirmelerle oyunda tutması gerçekten takdire şayan. Ama işte o upgrade dezavantajı çok sıkıntı yaratacak ona. Yani hani onu engelleyebilmesi için çok iyi EMP'ler atması lazım. Hani öyle EMP'ler atacak ki charge lotları ve daha da önemlisi Ark'ın Sentry gibi üniteleri EMP manaya da vuruyor biliyorsunuz. Etkisiz hale getirmesi gerekecek. Bu arada çok korktum bir an. Hani ya bu iki oyuncu ya ben lag'a girdik. Hani düşeceksek de şimdi düşmeyelim arkadaşlar. Ne ben ne siz. Şu savaş bitsin. İstiyorsanız ikinci maçın başında falan düşeriz. O zaman kimse üzülmez de şu anda düşersek vallahi evlat acısı gibi koyar. Revanche bunkerlarında salvage yaptı. Artık defansif modda takılmasına gerek yok. Görüyorsunuz ghostlar 3'er 5'er geldi. Ordusunda kaç ghostu var? 8 adet ghostu var arkadaşlar. 8 adet EMP demek bu. İşçileri de mi çekecek? Yok, işçileri vallahi topyekün gidiyor arkadaşlar. Revanche topyekün gidiyor. Storm var mı? Storm. Of 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 of. Arkadaşlar 6 tane Templar ve hepsinde 2 Storm enerjisi var. 12 Storm'u göreceğiz. 16 da EMP göreceğiz. İlk Storm çok çok etkili olmadı. Yalnız medivek sayısı az. 5 az. İşte ikinci Storm harbi tam lap diye oturdu Revanche'ın Bio ordusunun üzerine. Ve daha geride fazlası var. Şimdi ikinci Templar geliyor. İşçilerin üzerinde patladı. Bir tane daha EMP'yi attı ama EMP zaten onların manası bitmişti. Oo, işte bu. İşte EMP'ler bu defa isabetli geldi ve Storm falan kalmadı. Şimdi arada arda tekrar EMP'ler geliyor. Sentry'lerde enerji yok. Ark'ın zırhı bitti. Ark'ın direkt düştü zaten. Şu anda Revanche inanılmaz bir avantaj kazandı. Bir Storm'la tutunmaya çalışıyor. İsabetli iki Storm geliyor. Harika bir maç. Nüfuslar tekrar eşitlendi. Yine Storm'lar geldi Bungie'den. Son anda Storm'larla oyunda kalmayı başardı. Revanche'ın ordu azaldı. Bungie'de charge lotlar var sadece şu anda. Snipe'lamaya çalışıyor bir yandan da. Ama görünen o ki Bungie savunmayı başardı. Özellikle son 3 Storm, o tüm ordu üzerinde patlayan son 3 Storm Revanche'ın tüm Bio ordusunu eritti. Yoksa o vakte kadar özellikle şu rampada attığı EMP'lerle ne Ark'ın bıraktı ne Templar bıraktı. Bu arada bakalım işçi sayıları ne oldu? 17 işçi, 64 işçi. Gelire bakacağım. Gelirde Revanche para kazanamıyor. Revanche'ın parası yok arkadaşlar. Haliyle bir şekilde mule'ları falanı filanı indirip hasar vermesi lazım. Ordu miktarına bakacağım. Ordu miktarında da Bungie charge lot ağırlıklı ordusuyla üstünlük kurdu. Ve şimdi bir taciz için, taciz de değil topyekün bir saldırıya hazırlanıyor. Tüm minerallerini charge lotlara gömüyor arkadaşlar ve
Rövanş şu anda tuzağa ilerliyor. Arada kalacak, arada kalacak. Evet, son anda geri çekti. O işçi yalnız, evet, güzel olacak. Rövanş çok fazla aslında makro oyunda yakalama şansı yok artık. Ekonomik olarak çok geride arkadaşlar. O yüzden bu elindekiyle elindeki orduyla verebildiği hasar verip bir şekilde oyuna dahil olmaya çalışacak ama tabii onun adına çok parlak gözükmüyor. Evet, burada onlar düşer. Ghost nerede? Ghost da burada işçileri kesiyor. Kasap havası oynuyor. Ama o işçilerin kesilmesi Bonji'ye çok koymayacak. Kasada 5000 mineral var arkadaşlar. 5000 mineral demek 50 charge lot, z lot demek. 5000 mineral demek 4 kişilik bir ailenin 3 aylık mutfak masrafı demek. Ve Bonji şu anda rampadan o özgüvenle çıkıyor. Bir de Colossus getirmiş yanında. Şu anda charge lotlar görüyorsunuz. Aslında Rövanş güzel cephe almış. Güzel bir split almış. Ama Colossus çok fark yaratıyor. Ve Bonji serinin ilk maçını alıp finale bir adım yaklaşıyor arkadaşlar.